O zaman neler anlatılır, neler dağıtılırdı? Bahçesinde kuruttuğu kayısı varsa kayısı kurusunu verirdi. Çarşıdan alınan kuru üzüm, yarım çerek, kırık çerez, çerez, leblebi, bahçesinden ürettiği ceviz varsa ceviz koyarlardı. Biz şu, doğal ve hepsi doğal ve sağlıklı. Hiçbir zaman günümüz medeniyetinin ve teknolojisinin esiri olmamış, evlerin tabi beslenmesinin vazgeçilmesi olan sağlık ortamında ortaya konulmuş yiyeceklerdi. Tabi o zamanlar okullarda eğitim 8.30'da başlardı. Yalnız sabahçılık vardı, öğrencilik yoktu. Biz 8'i 20 geçinceye kadar okula yakın olduğumuz için kapı kapı dolaşmaya devam ederdik. Ondan sonra okula giderdik. Öyle 1,5 saatlik bir teneffüsümüz vardı. O zaman da okulun civarındaki mahallelere giderdik. Öğretmenlerimize gereken o anlayışı gösterirlerdi. Ve böylece gün boyu çocukluğumuzun bir nevi bir şeyleri toplamak, gelecek günlerde onu zamana yayarak yemek kaydıyla bir araya getirirdik. Evdekiler de getirin bakalım ne var ne yok diye pek ilgilenmezdi de şöyle derlerdi. Bak bunların hepsini birden yeme. Zamanla ye. Ki hepsi aslında sağlıklı gıdalar olmasına rağmen. Aman ha bak şunlar şunu yeme karnını şişirir diye kendilerinin geleneksel sağlık yöntemlerini bize uygulamaya çalışıyorlardı. Çocukluk okuldan geldikten sonra mahallede torbalar açılır. Aa sende bu varmış bende yok falan diye bir yerden sonra değiş tokuş yapılırdı. Filanda iki tane olan bende yoksa başka bir konu benimle beraber değiş tokuş yapılır, takas edilir ve böylece herkes değişik yiyeceklerle ağzını tatlandırırdı. Kesinlikle bakkal amcaya götürüp satmak gibi bir art niyet yoktu. Evlerde belli yerlerde bulundurulur, günün değişik saatlerinde bunlardan istifade edilirdi, yenilirdi ama zaman zaman sokağa çıkarken cebimize konulabilecek olanlardan bazılarını cebimize koyardık. Orada hem oynar hem de atıştırırdık. Yoksa sadece eve gelip gitmekle bu iş olmaz. Zaten sokaklarda da yenilen şeyler arasında evde sandıklarda olsun, değişik küplerde olsun saklanan yiyeceklerimiz vardı. Mesela bizim bahçemizdeki kayısı ağaçlarının çekirdeği tatlı olanlar saklanılır. Biz çocuklar onu kırar kırar yerdik. Zaman zaman bizim şirinlik torbamıza onlardan da gelenler olurdu. Ama mesela bahçemizden ürettiklerimizin arasında pestil vardı. Pestil pek dağıtılmazdı. Hem az olduğu için hem de biraz da hazırlanması aşamasında yağ da devreye girdiği için içeridekileri biraz yağlandırmaması açısından onlar verilmezdi. Benim başıma gelen bir olay belki arkadaşlarımda da vardı. Bu sermayemizi okul dönüşü evde bir masaya bir gazetenin üzerine serdiğimiz zaman neler var neler yok hangisinden daha çok hangisinden daha önce yiyelim falan diye düşünürken arada bir 5 kuruş çıkıverirdi. Bazı amcalar veya teyzeler bu verdikleri arasında birer 5'er kuruş da ilave etmiş olduğunu zannediyorum. Yoksa sadece bir 5 kuruş vermek onların yakışmayacağı bir özelliği olduğu için tenezzül etmezlerdi. Bu benim 5 yaşımdan başladığım, belki 10-12 yaşına kadar devam ettiğim bir gelenekti. Hiçbir zaman daha sen çocuksun demezlerdi. Hiçbir zaman sen kaza kadar oğlan oldun demezlerdi. Şu anda da hocam 12 yaşın üstüne çıktı yani. Üniversite çağına kadar arkadaşlarımız gelebiliyorlar şimdi toplamaya. Sabahleyin bizim sitenin kapısındaki dağıtıma ben de katıldım. Çocuklara şivliliğin manisini söylettim. Gelenler arasında yaşı bayağı ileri olanlar vardı. Lise öğrencileri vardı, lise son öğrencileri vardı. Hasılı yadırganmayacak bir özellik. Ama kalkıp da 20 yaşındaki Konya tabiriyle kazık kadar bir delikanlı da şivliliğe gelmezdi. Zaten yadırganacağını bildiği için o uzaklardan bakardı.